Azerbaycan'da Cemal Yangın karşımızda. Sayın Yangın merhaba. Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği Başkanı. Hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim. Selamlıyorum Bakü'den hepinizi. Çok teşekkürler. Ankara'dan da selam olsun Bakü'ye. Sayın Yangın, işler nasıl gidiyor? Sanıyorum Azerbaycan Türkiye ilişkileri belki de tarihinin en yüksek değerini bulmuş vaziyette. Çok teşekkür ederim. Öncelikle iş adamlarına verdiğiniz destek için TRT'ye minnettarım. Biz nerede ne kadar çalışırsak çalışalım mutlaka bu çalışmalarımızı TRT aydınlatıyor, ışıklandırıyor ve bize güç veriyorsunuz. Şahsınıza bütün TRT'ye teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri elbette tarihin önemli noktalarına doğru gelmektedir. Aslına rücu etmektedir. Sayın Haluk Bey, aslına rücu etmektedir. Çünkü Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini sadece ticareten değerlendiremiyoruz. İçerisinde maneviyat var, kültür var, kardeşlik var, kan bağı var ve bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman iktisadiyattan güçlü bir yapıya birlikte ilerliyoruz. Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinde ticari olarak geldiğimiz noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın hedefini henüz tutamadıysak da bu hedefe yaklaşmak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Ve bu gayretimizi de yerine getireceğimize Cumhurbaşkanımıza sözümüz var. Azerbaycanlı iş adamı kardeşlerimizle birlikte Türkiye-Azerbaycan dış ticaretini yükseltmeye çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz nokta henüz hedefin yarısındayız ama bu hedefe varmak için de daha 1,5 yılımız var. 2023'e ulaştığımızda inşallah Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözü 10 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşmış olacağız. Bakü'den baktığımız zaman dünyaya ve Türkiye'ye baktığımız zaman henüz yapılacak, daha doğrusu başlamamış işler olduğunu görüyoruz. Yeni iş alanları açılıyor, yeni pozisyonlar doğuyor. Sanıyorum daha çok dinleyicilerimizin ve buraya merak eden iş adamlarımızın Karabağ'da yapılacak olan yatırımları merak ettiklerini sık sık duyuyoruz. Belki zaten siz de bu soruyu bize soracaksınız. Bu soruyu bir soru başlığı altında değerlendirmeyi çok isterim. Dinleyicilerimize çok yararlı olur diye düşünüyorum. O zaman söylediğinize göre ben de hemen sorayım o zaman. Şimdi Karabağ'da işgal edilmiş toprakların önemli bir bölümünü Azerbaycan ve işte Türkiye'nin de tabii desteğiyle geri aldık ya da kurtardık o toprakları. Şimdi orada neler yapılacak ya da neler yapılması planlanıyor? Ayrıca iş alanları olarak ne tür imkanlar oluşacak orada? Efendim soru kendi içerisinde büyük bir cevap yumurcağının içinden çıkarıyor. Karabağ, Azerbaycan genel yüz ölçümünün %21,7'siydi. Yani işgal eden devletin bugünkü yüz ölçümü kadar topraklarımız işgal altındaydı. Yeniden bir şehir kurulacak. Tarihiyle, ticaretiyle, kültürüyle, her şeylerin yok olduğu, yerle bir edildiği bir anlamdan yeniden bir şehirler kurulacak. Planlamalar bitiyor şu anda. Şehrin henüz, bölge henüz sivil açılma ve sivil gelişime, daha doğrusu sivil ziyarete açılamadı. Çünkü sahanın büyük bir bölümünde mayınlar var. Ama uzaktan ve uydudan yaptığımız planlama çalışmalarıyla Azerbaycan Devleti ve Türkiye Devleti'nin yetkilileri ve mimar kardeşlerimizin çalışmalarıyla şehir planlanıyor. Altyapı, üst yapı, sosyal tesisler, kongre merkezleri, tarih, turizm, hayvancılık ve sağlık turizmiyle alakalı büyük bir çalışma alanı doğuyor. Ülkenin ticari olarak 30 yıl içerisinde kolay değil, savaş şartları altında geçirdiği 30 yıla bakmayarak ülke her yıl kendisinin gelişimini tamamladı ve değişime ayak uydurdu. Serbest pazar ekonomisini çok rahatlıkla kabul etti. Türkiye ilişkilerinde, ticari ilişkilerinde büyük bir ivme kazandık. Tercihli ticaret anlaşmamız büyük bir keyifle yürüyor. Biz tabii Sayın Cumhurbaşkanlarımıza, Sayın İlham Aliyev'e ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a iş adamları olarak büyük bir minnet borcumuz var. Çünkü savaşın olduğu yerde iktisat olmuyor, iktisat gelişmiyor, iş adamları rahat çalışamıyorlar. Çünkü ülke bir savaş baskısı altında.
Ancak bugün geldiğimiz noktada artık topraklarımız hür ve azat, artık Karabağ Azerbaycan'dır diye söylediğimiz sözlerin bugün realleştiğini görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir vatandaşının savaş günlerinde, 44 günlük bu muharebe günlerinde nasıl destek verdiğini Azerbaycanlı kardeşleri ruhen ve kalben hissettiler. Ve bu ruhen ve kalben hissetmenin bugün geldiğimiz noktası artık iktisadi güç birliğidir. Bizim iş adamları olarak teklifimiz Azerbaycan'la Türkiye arasında ve hatta Türk dünyası arasında mal ve hizmetin serbest dolaşımını mutlaka kazanmalıyız. Ve Karabağ'ın yapılanmasında serbest dolaşım içerisinde bu işlere destek veren bir iş adamları olmayı çok arzu ederiz. Sayın Yangın, burada... Karabağ bölgesi sizin de bildiğiniz gibi... Sayın Yangın, şimdi Karabağ'daki iş imkanlarını ötesinde bir de Türkiye-Azerbaycan ilişkileri açısından genel bir değerlendirme de rica ediyorum kısaca sizden. Çünkü sadece Karabağ değil, sanıyorum özellikle enerji konusunda da birçok ortak alanda iş yapılma imkanı var sanki. Efendim, zaten Karabağ dediğimiz yer Azerbaycan'ın yaklaşık %21.7'sini işgal eden bir toprak parçasıydı. Çok önemli bir bölgeydi. Tarihen çok önemliydi. Türk yurduydu. Ancak ticaret olarak baktığımızda bir parantez açarak enerji ve doğalgaz kaynakları bakımından çok zengin olan Azerbaycan'ın Türkiye üzerinden köprülerin ve kemerlerin, boru hatlarının yapılmasıyla ayrı bir stratejiye geçtik. Bu nedir? Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının yapılmasını ben çok yakinen şahit oldum. Ben 30. yılımdır Azerbaycan'da bulunuyorum. 28 yılını ticarette geçirdim. Bulunmaktan da büyük şeref duyduğum bir kardeş ülkedir. Dolayısıyla Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının hangi şartlarda ne zorluklarla yapıldığını biliyorum. Bugün Azerbaycan petrolleri Ceyhan'a ve Ceyhan'dan dünyaya satılırken Türkiye'nin masada ne kadar güçlü olduğunu ve Azerbaycan'ın desteğiyle petrol satan ülkelerin arasında pazarlık yaparak dünya enerjisinde söz sahibi olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Arkasından gazla ilgili olan bölümümüzde de büyük bir Mavi Akın projesinde Azerbaycan gazının büyük desteğiyle Türkiye yine gaz rezervlerini stok seviyelerini yükseltmiş durumdadır. Son günlerde Türkiye'nin gündeminde bir gaz problemi var. Bu problem kesinlikle Azerbaycan gazından ya da Rusya gazından meydana gelmemiştir. Bu sıkıntının gazı diğer komşumuz İran'dan kaynaklanmıştır. Bunun da yedeği ve bunun da tedbirlerini kısa zamanda hem Azerbaycan desteğiyle hem Rusya desteğiyle artık gaz problemini de çözmüş olduk. Enerji biliyorsunuz kendi başına dünyanın stratejisini belirleyen, ticarette ön sıralarda yer alan, hatta dilim varmasa da savaşların çıkmasına sebep olan öyle bir iş koludur ki içerisinde bazen olmayı da istemezsiniz, bazen girerseniz de çıkabilmezsiniz. O yüzden Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde enerji bölümünü Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın çok yetkili diplomatları ve Sayın Cumhurbaşkanlarımızın ışığında ve gölgesinde yürütüyoruz. Bunu da daha da çok geliştireceğiz. Azerbaycan'ın doğal gaz zenginlikleri yeniden bulundu. Şu anda 40 milyar metreküplük yeniden bir rezervler açıldı. Ve bu rezervlerin de gaz kalitesi LPG'den çok ileride, LNG seviyesinde bir kalite var. Dolayısıyla ulaşım kolaylığı var. Transferlerde rahat dolaşıyor. Karabağ ile ilgili tekrar dönersem izin verirseniz. Sayın Yangın, bir cümleyle alayım çünkü süremizin sonuna doğru geliyoruz. Çünkü bir cümle lütfen. Türkiye'deki bütün iş adam arkadaşlarımızı Azerbaycan'a en iyi yaptıkları iş koluyla bekliyoruz. Karabağ Azerbaycan'dır. Teşekkür ediyoruz Sayın Yangın.